Merhaba. Eğer Masaccio bu galeriye gelseydi ve 1426 yılında Pisa'daki bir kilise için çizdiği bu resmi görseydi, herhalde bu şekilde duvarda asılı olmasına çok şaşırırdı. Çünkü bu portre aslında 5-5,5 metre uzunluğundaki kocaman bir sunağın üstüne çizilmişti. Sanat eserlerinin işlevleri ve varoluş sebepleri olabilir. Hem parasını ödeyip onları sipariş eden kişiler için hem de sanatçılar için. Bakın bu gördüğünüz Getty Müzesi'ndeki en eski tarihli portrelerden biri. Sanatçının adı da Sebastiano del Piombo. Aslında poz veren kişinin de kim olduğunu biliyoruz. Bu resim Medici papası olan Papa VII. Clemente için çizilmişti. Kendisi Michelangelo ve Rafael'e de birçok resim sipariş etmiş olmasıyla tanınır. Bu gördüğünüz resim ise biraz daha ilginç çünkü taştan bir levha üzerine çizilmiş. Resmin ağırlığı yaklaşık 30 kilogram. 7. Clemente ve Sebastiano resmin yapıldığı taş tahtanın sonsuza kadar dayanacağına inanıyorlardı. İşte bu düşünce ve resim için seçilen materyal ölümsüz bir portreyi gerçekten de ebedi kılıyor. Neden yapıldığını düşünecek olursak, Papa 7. Clemente'nin Sebastiano tarafından çizilen bu portresi onu tanıtmak amacıyla kendisini tanımayan halka sunulmak üzere hazırlanmıştı. Pontormo'nun kim olduğu bilinmeyen genç bir adamı resmettiği bu portre ise çok daha farklı. Pontormo'nun Halber kendini belli bir şekilde sunuyor. Sadece görev başındaki bir asker olarak görülmek istemiyor. Ayrıca satır aralarından kendini modayı takip eden biri olarak göstermek istiyor dar beline oturan kıyafetinden ve giyimindeki detaylardan anlayabiliyoruz bunu. Kırmızı ve gösterişli bir pantolon giymiş ve kafasına taktığı aynı renkteki bere ile kombinlemiş. Üzerinde broşu olan bu küçük şapka seçtiği pantolonla adeta takım. Bu broşa insinya deniyor. Üzerinde Herkül ve Antaeus resmedilmiş. Ve özellikle erkekler için yapılan bir takı bu. Poz veren kişi her kimse Kendini resmetmesi için en doğru kişiyi bulmuş. Bu portreyi yapan sanatçı ise Van Dyck. Portredeki kişi de Agostino Pallavicini, Cenova'da yaşamış bir asizzade. Bu portre sadece Agostino Pallavicini'yi değil, ona bakan herkesi etkilemek için yapılmış bir eser. Aynı zamanda da ressam Van Dyck'ın Cenova'ya yerleştiğinin ve çok yetenekli bir ressam olduğunun bir nevi somut reklamı. Bence burada da kırmızı saten ve kırmızı ipeği çizerken masa örtüsünden kıyafetlere hatta ince süslere kadar her detayda ustalığını sergilemiş. Ama en önemlisi bu ihtişamın içinde Pallavicini'nin bir insan olduğunu da unutmamış ve bunu hissettirmeyi başarmış. Umuyorum ki müzeye gelen ziyaretçiler portrelere baktıklarında bu eserlerin belli kişiler tarafından özenle seçilen belli sanatçılara sipariş edildiklerinin ve belli zaman dilimlerine ait olduklarının, yani zamanın içinde bir noktayı yansıttıklarının farkındadırlar. Belki de en önemlisi, resmedilen kişilerin kendilerini belli bir şekilde göstermeyi amaçladıklarını, çünkü gelecek nesiller tarafından bu şekilde hatırlanmak istediklerini de unutmamamız gerektiği. Hoşçakalın.